aklıma oynatacağım. Niye aramadılar hala? Şimdiye kadar haber gelmesi gerekmiyor muydu Fırat? Ya amcamı da Cihan'ı da arıyorum ama açmıyorlar. Kaçakçılık suçu dediler, başka da bir şey demediler. Beklemekten başka çaremiz yok Dilan. Allah'ım ya Rabbim, ne kaçakçılığı ne suçu, sen koru ya Rabbim. Ana, kurban olayım yine tansiyonum fırlayacak. Dur, Baran'ın kaçakçılıkla ne işi olur? Belli ki bu işte bir yanlışlık var. Ya bir durun, bir sakin olun Allah aşkına. Ararlar şimdi. Gelin hanım, sen Baran Bey'i bilmiyor musun? Ne yapar ne eder çözer bu işi. Merak etme sen. Biliyorum. Ben biliyorum da polisler bilmiyor. Baksana bir anda götürdüler. Kim bilir nelerle uğraşıyordur o şimdi orada. Ya neyle uğraşacak Allah aşkına? Oradakilere yargı dağıtıyordur, karakoldakilere. Böyle neden böyle bir hata yaptınız falan diye işte. Doğru söylüyor gelin hanım. İhtimal yok ki böyle bir şey. İlla ki ortaya çıkacak doğrusu. Çıkacak. Çıkacak da. Ya hemen çıkmaz. Allah korusun. Yani ne bileyim. Şimdiye kadar haber gelmesi gerekmiyor muydu? Oğlum. Baran'ım geldi işte. Canımızın. Çok geçmiş olsun. Olanları duyunca evde duramadım. Hoş geldiniz. Çok geçmiş olsun Lila. Sağ ol Ali. Sen nasılsın bakayım? Bırakmıyorsun değil mi kendini? Nasıl olayım işte. Aklım Baran'la. O iyi olur. Merak etme. Bak bakayım bana sen. Gözlerinden belli. Uyumamışsın sabaha kadar. Aklına kötü bir şey getirme hiç, tamam mı kızım? Şimdi senin güçlü olman lazım. Buyurun içeri geçelim. Çok geçmiş olsun. Hoş geldiniz Sabiha Hanım, sağ olun. Sefalar getirdiniz. Geldi asıl musibet. Sırası mı şimdi babaannem? Niye haber gelmiyor? Bir yanlışlık olduğunu anlamaları gerekmiyor muydu? Kızım, kötü bir şey olsa şimdiye kadar haberimiz olurdu. Biraz daha sabır. Yavrum, Baran gözümün nuru. Kim bilir ne haldedir şimdi oralarda? Kurtulamadık ki uğursuzluklardan. Herkes Baran'ın peşinde. Benim oğlumun kaçakçılıkla ne ilgisi olabilir? Başını yiyecekler oğlumun, başını. Ana, vallahi gene bir şey olacak bir yerine ha. Kimsenin bir şey yaptığı da yok, dur hele. Kimse bir şey yapmadı da Baran nerede o zaman? Ne bu böyle ya? Ne bu böyle? Hiçbir yerde tek bir satır haber yok. Siz bu işi beceremediniz değil mi? Adam mücevherleri yerleştirdi patron. Hatta sınırda yakalama da tamamdı. Ya bu sessizlik neyin nesi? Yok. Basın kesin bu haberin üstüne atlardı. Bir terslik var. Siz bu işi beceremediniz. Alo. Ne olmuş? Yok, ben dayanamayacağım daha fazla. Gidiyorum artık. Beni de bekledi lan. Ben çantamı alayım yukarıdan. Ben de mantomu alayım.
geldin. Allah'ım şükürler olsun sana. Geldim, bak buradayım. Çok korktum Baran. Korkma, geçti artık. Bitti mi peki şimdi? Ne olmuş, niye götürmüşler seni? Tamam, sakin ol, anlatacağım her şeyi. Hadi, içeri geçelim. Hadi kızım. Oğlum, Baran'ım, geldin ya. Çok şükür. Çok şükür Allah'ıma, çok şükür. Tamam babaanne, geldim. İyiyim. Hoş geldin amcaoğlu. Geçmiş olsun. Neymiş mevzu? Geçti şükür. Yurt dışına göndereceğimiz mücevherlerin arasında sevkiyat dışı işlenmemiş değerli taşlar bulunmuş. Ne diyorsun yeğenim? Nasıl olur bu? Bizim avukatlar da sağ olsunlar, sıkı bir çalışmayla sabaha kadar her şeyi ortaya çıkardılar. Kim yapmış peki? Kamera kayıtlarını incelediler. Çalışanlardan biri. Allah Allah! Nereden bulmuş bu cesareti? Kim yardım etmiş? Varsa öyle yardım eden biri illaki bulacağız. Ama şimdilik kişisel bir şey gibi duruyor. Yediği kaba pis diyenler Allah'ından bulurlar inşallah oğlum. Bulurlar babaanne, bulurlar. Adam itiraf etti zaten. Oh çok şükür. Hapislerde yatsın da anlasın helal ekmeğin kıymetini. Onun yüzünden çektiğini şu hale bak. Neyse anacığım, Baran'ım aklandı ya bu işten. Sen gönlünü ferah tut artık. Sağ ol oğlum. Senden Allah razı olsun. Baran'ımızı getirdin. Çocuklar, ben biraz istirahat edeyim. Geceyi sabah ettim. Biraz daha kalırsam yıkılıp kalacağım buralarda. Hasan, beni odama kadar çıkar. Yoksa takatim yok. Gel ben götüreyim seni babaanne. Yok oğlum, yok. Sen bırak, siz gençler oturun. Ne yapacağınızı bir güzel konuşun, tamam mı? Hadi Hasan. Tamam ana. Kader, odama ilaçlarımı getir. Tekrar çok geçmiş olsun. Sizin için yapabileceğim bir şey olursa, her ne olursa, ben buradayım. Sağ olun. Şimdi izninizle müsaadenizi isteyeyim ben. Yorulmuşsunuzdur. Ben seni geçireyim anne. Ne oldu? Yakın. Şimdi oldu. Günaydın amcaoğlu. Amcaoğlu günaydın diyorum. Hop. Hop amcaoğlu, neredesin? Günaydın. Buradayım ya. Lan sen neredesin ya? Mesai saatleri konusunda gayet açık ve nettim ben. Şartlarda da belirtmiştim hatta bunu. Ya evet, belirtmiştin de. Ben geç kalmıyorum ki, sen erken geliyorsun. Ya otobüsüm gelmedi, geciktim falan ne bari. Bu nasıl bahane ya? Bahane değil canım, gerçek.
Hem sen mesai saatinden önce geliyorsun diye ben de sabah köründe gelmek zorunda değilim ki. Hem şartlarda da böyle bir madde yoktu. Tamam. Daha 30 saniye gecikmişsin sen de yani. Nerede ya? Göremiyorum ben. Arkada falan mı saklı? Ne nerede? Uzay üssü canım. Hani 30 saniyenin falan lafını ediyorsun ya. Acaba dedim Mars'a roket falan mı attık? Harbi ya. İşler o kadar ilerledi mi? Ne Mars'ı ne roket amcaoğlu ne diyorsun sen ya? Yani neyse boş ver roketi falan ya. Hadi börekler soğumadan getireyim ben. Tamam ama ben çayla beraber alayım. Maddelerdir bunu belirtmiştim. Hadi. Soğuk bu. Aklımı oynatacağım ya. Aklımı oynatacağım. Baran Karabey bütün nakliyeyi kameraya aldırmış. Bunu hesap edemedik patron. Etseydiniz şaşardım zaten. Adam kabak gibi görünüyor kamerada. Gizlense iyiymiş. Asıl bu saatten sonra ötmezse iyi. Merak etme patron. Bir şey olmaz. Neyse. Ben kendimi çok da fazla düşürmeyeyim. Ne de olsa Baran Karabey'i üzmenin birçok yolu var. Şu Dilan Hanım'ı bir arayayım. Çalışanımı azarlamaya gibi delinden almamışlardır herhalde. O da sinirden gitsin kocasına sarsın bir zahmet. İsviçre'deki firma gözaltını öğrenmiş. Bir açıklama bekliyorlar. Bu hiç iyi olmadı. Böyle adamlar bu tür meselelerden çok uyanırlar oğlum. Karabey markasına zarar verir mi bu durum? Toparlarız Cihan. Suçlamadan alnımızın akıyla çıksak da ortaklarımıza karşı sorumluluğumuz büyük. Belli ki şirkette güvenlik açığı var. Bunu çözmemiz gerek. Doğru söylüyorsun oğlum. Haklısın. Sürekli bir açık bulup yapıyorlar yapacaklarını. Güvenliği daha da artırmak lazım. Tamam oğlum sen merak etme. Ben o işle bizzat ilgileneceğim. Peki Karabey markasının imajı için ne yapacağız? Bilgi kirliliği oluşmadan harekete geçeceğiz. Biz PR'cılarla bir basın açıklaması hazırladık. Eksik bilgileri de koyup basına vereceğiz. Seni bekledik. Sen de bir bak yayınlayalım hemen. Öncelikle böyle haksız bir suçlamayla ilişkilendirilmekten ötürü duyduğumuz derin üzüntüyü sizlerle paylaşmak isteriz. Karabeyler Holding bünyesinde böyle bir hadisenin yaşanmış olması nedeniyle idari mercilerin yürüteceği soruşturmanın yanı sıra şirket içinde geniş çaplı bir soruşturma yaparak suçluların ortaya çıkarılması konusunda adalete yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Karabeyler adı doğruluk ve dürüstlükle anılmaya devam edecektir. Bu kısa zaman zarfı içerisinde kamuoyunu böyle bir konuyla meşgul ettiğimiz için üzüntülerimizi bildiririz. Saygılarımızla Karabeyler Holding. Tamam, çok iyi. Sadece bizim şirkette yürüteceğimiz soruşturma ile ilgili kısmı daha öne alalım. Bir de son cümle fazla olmuş. Onu çıkardık mı tamamdır. Tamamdır. Hallediyorum ben. Desteğin için teşekkür ederim anne. Teşekkür ne demek kızım? Sen yeter ki iste. Ben hep yanında olurum. Efendim Cevahir Bey. Dilan Hanım. Semineri bir sorayım dedim müsaitseniz eğer. Ben seminere katılamadım. Doğru ya. Kafanıza göre arayıp iptal ettirmiştiniz. Gerçi son konuşmamızdan sonra fikrinizi değiştirirsiniz diye düşünmüştüm. Belli ki yanılmışım. İyice çocuk oyuncağına döndü bu iş. Ben gerçekten çok üzgünüm. Yapabileceğim bir şey yoktu.
Başka bir seçeneğim olsaydı mutlaka yapardım. Seçenekleri biz kendimiz yaratırız Dilan Hanım. Ya da sizin yaptığınız gibi yok ederiz. Güzel kızım. Seni bu kadar yıpratacaksa bırak istersen bu projeyi. Zaten zor bir süreçten geçiyorsunuz. İş yüzünden eşinle aran bozulsun istemem. Hayır anne. Ben işimle ailem arasındaki dengeyi koruyacağım. Merak etme. Hem Baran da destek oluyor bana zaten. Kızım, eğer başka biriyle çalışsaydın tamam. Ama projenin finansmanını sağladığı için maalesef Cevahir Bey'le çalışmak zorundasın. O da nasıl diyeyim, iş dünyasında sertliği ve acımasızlığıyla meşhurdur. Yani bu baskıcı tavrı daha da artabilir. Baş edebilirim ben. Gerçekten. Cevahir'le ilgili bir sorun mu var? Önemli bir şey yok. Sen yorgunsundur şimdi. Yukarıya çıkıp dinlen istersen. Dilan. Baran lütfen. Annemi getirip geliyorum ben de. İyi günler Sabiha Hanım. Kızım. Söylediklerimi iyi düşün kızım. Ben bu dengeyi sağlayacağım. Göreceksin. Tamam. Ama bir sorun yaşarsam muhakkak haberim olsun. Anlaştık. Görüşürüz güzel kızım. Görüşürüz, görüşürüz. Hayırdır amcaoğlu? Niye öyle baktın? Şey ya sen giderken ben peşinden seslendim çay diye de onu duydun mu duymadın mı bir şey yapayım dedim. Görmüyor musun işte çaylar burada hadi geç otur. Bugün çok neşeli gördüm seni. Evet öyleyim. Yani öyle kusura bakma ama çaydı kahveydi bilmem neydi hiç neşemi bozamazsın. Neyse bak çaylar soğumadan otur yoksa beni fırçalarsın yine karışmam hadi. Nasıl olmuş? Beğendin mi sunumumu? Bakacağız. Hemen zaten bir kere de bayıldım desen şaşarım. Cevahir sorun mu yaratıyor? Bak böyle bir şey varsa söyle bana. Bilmem gerek. Sorun yok aslında. Sabiha Hanım'ı duydum. Baskıcı tavır falan diyordu. Niçin baskı yapıyor Cevahir? Daha dün bir, bugün iki. Ne için baskı yapacak? Annem sadece daha dikkatli olmam konusunda uyardı beni. Cevahir Bey iş dünyasında biraz baskıcı biri olarak tanınıyormuş da. Şu seminer meselesi yüzünden mi? Biliyorsun gözaltı olmasa
gitmiş olacaktı. Sunum saati geçti artık. Ama önemli değil. Biz bayağı bir şey atlattık. Kapatalım artık bu meseleyi. Sen de dinlen biraz. Başımıza gelenlerde senin hiçbir suçun yok. Lütfen. Gerçekten dinlen biraz sen. Kötü olan her şeyi geride bırakalım artık. Ben de bunun için uğraşıyorum. Alo. Düzeltmeleri yapın. Basın bültenini gönderin bana. Bekliyorum. Oh. Uyuyayım dedim ama gündüz gözüyle uyku tutmadı aslan. Boşanma dilekçemi hazırlatmışsınız. Çok sağ olun ama boşuna zahmet etmişsiniz. Ana, devran döndü ki ne döndü? Biz hesap sormuyoruz oğlana. Sen ne yaptın? Nasıl bize sormadan evlendin diye o gelmiş bize hesap soruyor. Ama ne? Koskoca Fırat Bey gizli saklı nikahlanıyor. Biz bunu sineye çekiyoruz. Ama olmaz o iş dediğimizde kabahatli yine biziz. Evet babaanne, yine kabahatli sizsiniz. Bu işin en başında olmaz yerine olur deseydiniz, kız istemede, nişanda, düğünde usulüne göre yapılırdı. Biz de böyle gizli kapaklı evlenmek zorunda kalmazdık. Usulüne uygun gelin getirseydin biz de bilirdik düğün dernek kurmayı. Neyse babaya, biz bir ömür konuşsak da bu işin içinden çıkamayız. Oğlum, aşiret duyarsa rezil oluruz. Sen neden anlamıyorsun bunu? Ya benim yetiştirdiğim bir oğlan nasıl bunu idrak edemez? Hiçbir şey öğretememişim ben sana, hiç. Baba, ben sevdiğim kızla evlendim diye kimseye rezil olmam. Rahat ol sen. Bundan sonra da bir daha benim arkamdan iş çevirmeye kalkma. Boşuna uğraşırsın. Sen ne yaparsan yap, ben Gül'den asla vazgeçmeyeceğim. Aklın başında değil de ondan. Çok şükür bu kara gecenin de sabahı oldu sonunda. Öyle anne. Bitti gitti şükür. Bitti bitti de. Birisi bitiyor, bir yenisi başlıyor. Ne zaman dağılacak bu kara bulutlar anlamadım gitti. Konağın normali bu anne. Sen hala alışamadın mı? Öyle deme Gül. Biz iyi düşünelim, dualar edelim de sonu gelsin bu kötü günlerin. Hı hı. Sen niye dalgınsın böyle? Bilmediğin bir şeyler mi var yine? Yok anne. Her şey bildiğin gibi. Gayet karışık. Sonuçta biz de bu konakta yaşıyoruz. Normal yani. Garip garip cevaplar verme bana Gül. Ne geçiyor aklından söyle. Boşanma işini düşünüyorsun değil mi? Vardın mı bir karara? Ben senden vazgeçmem. Vazgeçmeyeceğim de. Göreceksin. Bilmiyorum anne. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana ama
söylemesi çok zor. Hele hele bir anne olarak. Ama belki de en doğrusu boşanmanız kızım. Cevdet! Aşkım hadi! Günaydın Cevriyem. Günaydın kocam benim. Dur bakayım. Sana da günaydın küçük Seyit. O da nereden çıktı şimdi Cevdet? Hissediyorum Cevriyem. Bak buramdan hissediyorum bebişimiz erkek olacak. Hem erkek olursa da adına Seyit koyarız diye düşündüm. Kız da olabilir tabii, olabilir. O zaman da Hanife koyarız. Sağ ol Cevdet ya. Gerçekten benim de fikrimi sorduğun için çok teşekkür ederim sana. Ya. Hep sen demiyor muydun ha? Kız da olsa erkek de olsa fark etmez, sağlıklı olsun yeter diye. Öyle tabii Cevriyem. Yani her şeyin başı sağlık. Ama bendeki his diyelim hani. Hatta ön sezi diyelim. Babalık ön sezisi buradan geliyor. Tabii. Babalık ön sezisi doğru. Valla ben de duymuştum zaten babalık ön sezisini, biliyor musun? Peki ne zaman tam olarak benim fikrimi alacaktın merak ediyorum. Aman bir Cevriyem, o nasıl laf Allah aşkına? Tabii ki senin fikrin önemli, öyle şey mi olur? Hani ben şey diye düşündüm, ananla babamın üzerimizde çok emeği var ya, hani sen de istersin diye. İyi madem, ben de annelik ön sezisiyle söylüyorum ki baba ön sezisinden daha kuvvetli ve güçlüdür. Kız olacak diye tahmin ediyorum. İsmini de annemin ismi Sacide. Ha. Veya anneannemin ismini de koyabilirim çünkü emeği çoktur benim üstümde. Mücella. Ya da şöyle de yapabiliriz. Hanife Sacide Su. Yahut Hanife Mücella Su da olabilir. Hanife Sacide Su. Cevriyem sen ne yaptın ya? Çocuğun kimliğinde soyadına yer kalmadı. Cevdet. Ha? Hocacığım. Sen gerçekten şakadan anlamıyorsun. Şaka yaptım tabii. Tabii şaka yaptım kocacığım. Hanife Sacide Su. Yok artık. Yatağa Sacide Mücella Su. Evet, ben bunu da bir değerlendireyim bence. Şaka şaka. Saatler olsun. Sağ ol. Dün gece kabus gibiydin. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Merak etme. O konu kapandı. Korkacak bir şey yok. Sana söylemesi kolay tabii. Gece konakta olsaydın o zaman anlardım paniği. Sen yatıştırsaydın biraz. Halimi görseydin bu kadar rahat konuşamazdın. Tahmin edebiliyorum. Öyle mi dersin? Hak ettin. Hazır elimdeyken birazcık sıkayım dedim. Ama biraz fazla oldu. Affedersin. Gel buraya.
Karabey Holding'den haber geldi patron. Allah aşkına iyi bir haber ver şair. Şiştim bugün. İyi patron. Hem de çok iyi. İsviçre'deki ortakları meseleyi duymuş, savunma istemiş. İşte şimdi keyfim yerine geldi. Adamlar Avrupalı. Dikkat ederler böyle şeylere. Ne öyle ortak? Böyle selamsız sabahsız. Selam sabahı bırak şimdi. Baran Karabey'in başına gelenlerde bir parmağın var mı? Ufak bir katkım oldu diyelim. Karınca kararınca. Yeter artık Cevahir. Rahat bırak bu insanları. Bırakamam. Çünkü benim bu hayatta varoluş sebeplerinden bir tanesi de Baran Karabey'in huzurunu kaçırmak. Yapamam o yüzden. Ha, sen kızın için endişe ediyorsun. Ne yapalım? Kurulun yanında yaş dayanır. Seni uyarmıştım. O aklına fazla güvenme demiştim. İlla ki bir hata yapacaksın demiştim. Yapacaksın da. Ve bedeli çok ağır olacak. Çok teşekkür ederim. Uyarıların için yani. Her şey bu annelik meselesinden sonra oldu biliyor musun? Bayağı bir hassaslaştın. Korumalar, kollamalar falan. Ama uyarma. Özellikle de beni. Gerek yok. Böyle içgüdü falan diyorlar ya şair. Bu kadın hep o yüzden böyle. Neyse. Sen bana bir kahve daha yaptır. Bugün kahveye doyamıyorum. Tamam patron. Karabeylerin sevkiyatında yakalanan adam. Ona hemen ulaşmanı istiyorum. Adamı hapse atmışlar Sabiha Hanım. Hapiste ulaş o zaman Havin. O adam bana lazım. Bu adam bu işi tek başına yapmış olamaz. Ya itiraf etmiş amcaoğlu. Ben planladım, ben yaptım demiş. Benim aklıma yatmıyor. Sıradan bir şirket çalışanı böyle bir tuzağı nasıl kurabilir abi? Bu adam bir piyon. Basit bir piyon. Yani düşününce haklı olabilirsin. Beni tuzağa düşüren o kalleş kimse, bu işin arkasında da o var abi. Ama bulacağız. İlla ki bulacağız. Karabeylerle oynamak neymiş görecekler. Hepimize büyük geçmiş olsun. Baran Bey zarar görmeden bu olayın hallolmasına çok sevindim. Sağ ol Gül. Allah beterinden korusun. Amin. Karabeyler çok güçlüdür Gül. Bugüne kadar bu kadar şeyin üstesinden nasıl geldiysek, düşmanlarımıza nasıl diz çöktürdüysek, bundan sonra da öyle olacak inşallah. İnşallah. Allah size güç kuvvet versin. İçecek bir şey ister misiniz? Getireyim mi? Yok. Zahmet vermeyelim sana. Peki o zaman. İyi günler. Abi kız seninle iletişime geçmeye çalışıyor. Niye böyle yaptın ki şimdi? Öyle mi dersin? Öyle tabii. Sanmıyorum. Sen yanlış anlamışsın. Ya bugün var ya bugün. Burnu düşse eğilip de yerden almasın.
O kadar yani. Niye çözemiyorum ben bunu bir türlü? Çözemedim bir türlü. Yardım edeyim istersen. Hallederim ben. Hatta halletmek üzereyim. Böyle giderse zor gibi. Merhaba. Görürsün sen. Tamam o zaman, bunu da çöz. Tam bitmiş olsun. Al bakalım bunu da. Teşekkür ederim. İsviçre'den arıyorlar. Hayda, şarjım bitmiş. Abi senin telefonundan arkadaşıma bir mesaj atsam olur mu? Acil bir haber bekliyordu da. Olur olur aslanım, al tabii. Yok. Hemen yazmayayım. Biraz bekleyeyim. Bitmedim mesajlaşman da. Cevap bekliyorum abi. Tamamdır abi. Çok sağ ol. Hayırdır? Güller açıyor yüzünde. Hayır abi, hayır. Ben telefonumu biraz şarja takayım. Sonra görüşürüz, tamam? Thank you. See you later. Ne dediler? Üzüntülerini paylaştılar. Sağ olsunlar. Bize güvenleri tam. İşbirliği devam edecek.
Harika bir haber. Yeni tasarımları bekliyorlar hatta. Bir telefon daha bekliyorum. Ondan da güzel haber alırsak tamamdır. Ne telefonu? Olunca söylerim. Tamam, ne yapalım, bekleriz biz de. Şöyle bol köpüklü güzel bir kahve yapayım ikimize. Bu güzel haberin ardına. Bir de kolyeleri hallettin. Teşekkür olarak düşün. Rica ederim. Her zaman. Tamam efendim. Akşam için iki kişilik rezervasyon. Tamam. Tabii efendim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yasmin! 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 Ay ne oldu, ne oldu? Yani ne oldu, ne var? Tarhana mı kokuyor? Yoksa ben bir hayali tarhana kokusu falan mı aldım? Yok, hayal değil. Gerçek tarhana çorbası yaptım. Hadi be. Hangi dağda kurt öldü ya? Ya ben senin bazı atasözlerini anlayamıyorum. Ya yani şimdi benim çorba yapabilmem için dağdaki kurdun ölmesi mi gerekiyor? Nasıl oluyor anlamadım. Yani şimdi tabii atasözlerini biraz daha derinlemesine düşünmek lazım. Nasıl yani? Şimdi misal bak, dağdaki kurtun ölmesi iyi bir şey. Niye? Çünkü köye inemez ya, tehlike kalmaz. Diyelim ki çok neşelisin. Neşenden hiç yapmayacağın bir şey yapıyorsun. Ne derler adama? Hayırdır? Ne bu neşe? Ne bu mutluluk? Hangi dağda kurt öldü? Gibi. Yani şimdi köyün neşe kaynağı için dağdaki kurdun ölmesi mi gerekiyor? Ama ben ne bileyim sen ne ya? Adamların en büyük neşe kaynağı oymuş herhalde. Yok ya, benim köyle neşeden değil işte. Ya, dümdüz Cevroş'um dedi ki bana, burada tarhana çorbası çok sevilir. Ben de kalktım yaptım öyle. Öyle kuru kuru yapmıyorum ama kendi yorumumu da kattım. Ya tarhananın yorumu mu olurmuş Allah'ını seversen ya? Ya bir peşin hüküm olma, bir bekle, bir ye, ondan sonra konuşuruz. Allah. Great. Thank you. Dilan Karabey. Ne oluyor? Birazdan öğrenirsin. Ne olur şimdi öğrensin. Biraz sabret. Geldi işte. Nasıl yani? Gerçek mi bu? Evet. Paris'te klinik sahibi bir arkadaşımla konuştum. O da semineri düzenleyenlerle konuştu. Durumu anlattı. Dilan Karabey'in sunumu merakla bekleniyormuş zaten. Hadi uyalım mı? Nasıl yapacağım ki? Online. Ama... Aması yok. Sen Dilan Karabey'sin. Yaparsın. Ya hadi bak, biraz daha oyalanırsan seni dinleyecek kimse kalmayacak. Tamam tamam, gidiyorum. Gitmesin onlar da bir yere canım. Ben hemen hazırlanırım. Son bir kez sunuma bakmam lazım. Sonra kıyafet ayarlamam lazım. Çok işim var. Abi Gül'den mesaj var sana. Ya yok yok, orada değil, bende. Ne mesajı ya? Ya işte konuşmak istiyormuş da çekinmiş biraz, derslersin falan diye. Allah Allah, ne konuşacakmış ki?
Ya ben niye tersliyim canım? Vallahi bilmiyorum. Ama sesi iyi geliyordu. Yarım saat sonra bahçede her zaman buluştuğumuz yere gelsin dedi. Hayırdır oğlum? Güzel bir haber mi var? İsviçre'deki firmadan aradılar. Böyle bir talihsizlik yaşadığımız için üzüldüklerini söylediler. Yani bir sorun yok. Hatta yeni tasarımları bekliyorlarmış. İşte bu be. Hadi geçmiş olsun. Bir badireyi daha atlattık vallahi. Öyle. Öyle de şu önceki badireye dönelim mi isterseniz? Şu lokalin sahibi meselesi. Hatta lokalin binasının Şiarların ailesine ait olması meselesi. Evet, o mesele önemli. Acaba aile bizden intikam mı almaya çalışıyor? Sanmam. Yani Şiar'ın ölümüyle ilgili bizi sorumlu tutmadıklarını biliyoruz. Belki de birileri bu meseleyi kaşımak istiyor. Olabilir. Bu ailenin hala Karabeylere bir sorunu var mı? Öğrenmeye çalışalım. Tamam oğlum, ben bir soruşturayım iyice. Eşe dostu da haber salayım. Belki bir şeyler çıkar. Hatta aileyle de direkt görüşmeye çalışayım. Eğer benlik bir şey kalmadıysa benim bir işim vardı da. Yok Fırat. Dün gece çalışmışsın zaten. Dilan anlattı. Sağ ol. Ne demek amcaoğlu? Görevimizi yaptık. Müsaadenizle. Hayırdır? Fırat'a niye gülüyorsun? Hiç abi. Öyle aklıma bir şey geldi de ona güldüm. Önemli bir şey değil. Hadi bakalım. Mısırlı tarhana çorbamız da hazır. Bakalım beğenecek misiniz Harun Bey? Yok sağ ol, ben almayayım ya. Aa, ne biçim patronsun sen ya? Müşteriler denemeden senin denemen gerekiyor. Hadi hadi. Yok yemeyeceğim. Ya bir bakar mısın tadına? Ya yemek istemiyorum. Ya yiyecek ya yemek istesem zaten. Ben de tarhana sevmiyorum. Ya öyle şey mi? Ne yapıyorsunuz siz? Dışarıda sesiniz söylüyor. İyi ki geldiniz Cevruş'um. Bir tarif deneyeyim dedim. Tadına bak diyorum. Yok, ille de bakmam diyor. Hadi al. Nasıl olmuş? Ne, nasıl olmuş? Ya çorbadan bahsediyorum işte. Ya ne bileyim, öyle silah zorunda verince anlamadım. Bir kaşık daha ver o zaman. Al bakalım.
Fena değil. Hı. Harun Bey eğer fena değil diyorsa çorbam 10 numara 5 yıldız olmuştur. Hadi siz de geçin oturun da size özel soslu mis gibi olan tarhana çorbamdan getireyim. Tamam. Siz bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Sen de bunu bitireceksin ha ona göre. Tamam. Hadi. Ellerim de batmış. İçeceksin onu. Dilan, kızım çok şıksın. Başka misafirler de mi gelecek? Misafir mi geldi? Baran Bey'in odasında. Tamam Kader abla. Benim de vaktim var zaten. Biraz daha bekleyip öyle geçerim Baran'ın yanına. Hem onlara kahve götürürüm. Gül nerede bu arada? Bilmem, buralardaydı. Bahçeye çıktı herhalde. Gül'ün bu aralar pek keyfi yok kız. Farkındayım Kader ablam. Üzülüyor tabii. Ama sen yine de üzme kendini. Gençler bir şekilde anlaşırlar aralarında. İnşallah kız. Benim de tek duam o zaten. Hadi gel kahveleri yapalım. Merhaba. Sana da merhaba. Bu dünyada insanın başına her şey gelebiliyor. Gelebiliyor diyorum. Çünkü bizzat aynını yaşadım. Bize de iftira attılar. Biliyorsun zaten. Sıkıntılı günlerdi. Kimileri bizi dinledi. Kimileri de dinlemeden hükmünü verdi. Umarım siz de kolay bir şekilde atlatırsınız bu. Marka değeriniz de etkilenmez inşallah. Merak etme Cevahir. Karabeyler başka şirketlere benzemez. Kolay kolay da devrilmez. Elbette. Bilmez miyim? Tekrardan geçmiş olsun. Adam beni sinir ediyor ha. Şeytan diyor. Tövbe tövbe. Oğlum sakin ol. O da bize sinir oluyor. Belli ki kuyruğuna basmışız. Çağırdın hem susuyorsun, konuşsana. Ha, ben mi çağırmışım seni? Evet. Sen Cihan'la haber göndermedin yani. Aa, ne münasebet. Niye haber gönderecekmişim ben sana?
Pişman olduğun için olabilir mi mesela? Pişman olacak bir şey yapmadım ben. Aman pişman olma Gül. Böyle burnunun dikine dikine git dost doğru. Hatta dur dur sen gitme ben giderim. İyi günler Dilan Hanım. İyi günler Cevahir Bey. Geçmiş olsuna geleyim dedim. Olanları duyunca çok üzüldüm. Şimdi siz de Paris'te sunum yapmak varken elinizde tepsiyle servis yapıyorsunuz. Aslında ben... Aslında size bir fırsat daha versek kesin gidersiniz. Öyle değil mi? Evet zaten... Zaten en sevdiğiniz şey buydu. En çok yapmak istediğiniz şey. Ama dünyadaki bütün aksilikler sizi buluverdi. O da var tabii ama... Evet. Ben de iş dünyasında daha önce karşılaşmadığım şeylerle karşılaşıyorum. Yazık. Çok yazık. Benim tembel insanlara hiç tahammülüm yok Dilan Hanım. Ne çektiysem bu tür insanlardan çektim. Bu kadar büyük yatırım yaptığım bir işte yaşayacağım zararın da bir bedeli olacaktır mutlaka. Ne bedelinden bahsediyorsun sen?